Merhabalar. Bu videoda hem Pandas kütüphanesini göreceğiz hem de Pandas kütüphanesini kullanıp eriştiğimiz verileri bir veri yapısında Pandas içerisindeki data frame veri türüne dönüştüreceğiz ve bu verileri alacağız. İşleme videoları daha sonra. Şimdi ilk olarak daha düzenli bir kod için yeni bir sekme açıyorum kendime. Burada main payın üstüne gelip new diyorum. Yine Python file deyip data diyorum. Artık burada çektiğim verileri ben burada görmek istiyorum. Bir önceki videoda ben verileri nereden çekmiştim? Buradan CTLX yaptım, buraya attım. Yani ana uygulamamın ana sayfasında ben verileri bütün işte fonksiyonları falan buraya tanımlama yolunda gidiyordum. Fakat daha iyi olsun, daha göze hoş gelsin ve kalabalık olmasın diye hep böyle işlemlerimizi farklı sayfalarda yapıp buraya çağıracağız. Şimdi ama burada print get all symbols dediğimde veri gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Çünkü burada get all symbols diye bir fonksiyon yok. Hemen bunu nerede var? Bu data içerisinde var. Hemen bunu çağırmak istiyorum. From data diyorum. From data içerisindeki bütün her şeyi getir dedim ben aslında. Yani daha doğrusu dataya eriş dedim ben şu an. Peki dataya eriştim. Import etmek istiyorum. Import yani bu fonksiyonu çağırmak istiyorum. İstersen buraya get all symbols da yazabilirim. Yani data içerisindeki sadece get all symbols'e erişebilirim. Ya da import boşluk yıldız yapıp data içerisindeki bütün fonksiyonlara erişebilirim. Ben şimdilik böyle bırakıyorum bunu. Program daha sade olsun ve tekrar uğraşmayayım diye böyle bıraktım. Tekrar programı çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Bakın bu sayfada herhangi bir şey yok. Başka sayfadan hemen bu verileri alabiliyor. Çok güzel. Şimdi bir fonksiyon daha tanımlayacağız. Biz bu fonksiyonda da Binance'teki herhangi bir coin'in işte açılış zamanı, kapanış zamanı, açılış değeri, kapanış değeri, high low değerleri, işte nedir onun ismi, hacim değeri gibi değerlere ulaşabileceğiz ve indikatörleri de bunlar üzerinden hesaplattıracağız. Şu an sadece o verilere ulaşma işini yapacağız. Bunun için de fonksiyon oluşturuyorum ve fonksiyonumun ismini def get data symbols diyorum. Parantez açıp kapatıp iki noktaya koyuyorum. Enter'a basıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda ben buraya bir değer göndereceğim. Yani şu sembolün değerlerini getir, şu periyotta ve şu kadar mum içerisinde bana bu değerleri getir diye çağrışımlarda bulunacağım. Ve her coin için bunlar ve her indikatör için bunlar farklı olacak. O yüzden ben bu fonksiyonuma 3 tane değişken atamak istiyorum. Birinci değişkenimin ismi symbol name, ikinci değişkenimin ismi period, üçüncü değişkenimin ismi limit. Limit dediğimiz şey Binance API'sinde bize verdiği bir özellik, bir parametre. Bu parametre ile son 500 mumu tara, son 1000 mumu tara, artık en fazla ne kadar veriyordu hatırlamıyorum da galiba 5000, yanlış biliyor da olabilirim. Ona siz bakarsınız. Hani son 100 mumu tara, işte oradaki kapanış değerlerini al vesaire vesaire. Şimdi yine burada bu sefer URL'lip fonksiyonlarını kullanacağız. İlk önce kendimize bir parametreler serisi yapacağız. Yani bir URL'i birleştireceğiz. Peki bunu nasıl oluşturacağız? Hemen burada param diye bir değişken tanımlıyorum. Eşittir deyip bir dictionary veri yapısı aslında oluşturuyoruz. Süslü parantezimi açtım, kapattım. Burada URL diye bir değişken tanımlamam gerekiyor ve bu URL değişkenin ismi, yani bizim nereye bağlanacağız bu verileri çekmek için? Base URL'e. Base URL virgül. Ben tabi bu değişkenler içerisinde birkaç tane daha değişken atamak istediğimi belirtmiştim az önce ve bunların da isimleri şu şekilde olmalı. Sembol. Bu simbolü böyle yazmak zorundayız. Neden? Binance benden bu parametrenin ismini sembol olarak istiyor. Birkaç sonraki videoda zaten Postman üzerinden veya linkleri üzerinden bu değişkenlerin isimlerini görebileceğiz. Sembol neymiş? Symbol name, yani aslında pardon, ben bu URL'i birleştirirken bu fonksiyon içerisinde gönderdiğim symbol name'i kullanacağım.
virgül. Interval değeri, yani periyot değeri istiyor benden. Bu da yine aynı bu şekilde tırnaklar içerisinde yazıp iki nokta açıp bırakıyorum. Bunun değeri de yine periyot yazıp bırakıyorum. Yani ben burada periyot değerini, hatta burada açık olması lazım. Evet, açık. Bu spot piyasa için, vadeli piyasa için var mı? 3 burada değil. Her neyse, sonuçta hepsinde aynı. Vadeli için olanı da bulup atarım. Önemli değil, siz spot için de yapabilirsiniz. Sembol değişkeni, interval değişkeni ve limit değişkeni, start time ve end time ile şu an ben ilgilenmiyorum. Yani bu arada maksimum 1000'miş. 1000 tane mum getiriyor bize yani. Bu linki de paylaşırım. Interval'ı girdim. Period yani. Virgüle bastım. Limit. İki noktamı koydum. Yine limit değişkenimi atadım. Benim parametrelerim bu kadar. Şimdi yani aslında ben bir URL'im var ve bu URL adres çubuğundaki o boşluktan bahsediyorum. O boşluğun içerisinde bu parametreler var. URL, sembol, interval ve limit. Bu kütüphane ile onları istek yapabileceğimiz hale getireceğiz. Nasıl olacak? Hemen bir query string diye bir değişken tanımlayıp eşittir URL encode params. Bu arada bir saniye, şunu düzelttik. Olmadı. Önemli değil. Bir de peki biz bu verileri hangi linkten çekeceğiz? Hala yazmadık. URL eşittir dedim. URL join. Hangisine hangi URL'i ekle? Buradaki base URL'e, ben base URL'e virgül ne eklemek istiyorum? Nereden çağırmıştık? V3 lines diyor ama işte bu dediğim gibi şey piyasası için, spot piyasası için, vadeli piyasası için olan kısmı burada göremedim. Önemli değil. Buraya da V1 slash lines dediğimde ben aslında bu URL'leri birleştirmiş oluyorum. Daha sonra bir payload oluşturup boş bırakıyorum. Headers oluşturmam gerekiyor API isteği atabilmem için. Bunun için tabi hemen standart, bunları zaten bir kere yazacağız, ondan sonra hep kopyala yapıştır. JSON veriden alacağız. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Peki daha sonra ben ne yapmak istiyorum? Bu verilere erişmek istiyorum. Şu an sadece aslında biz bir linke gittik. Hemen response diye yine bir değişken oluşturuyorum. Yukarıda R diye bahsettiğim, aslında istekleri atacağımız kısım dediğim kütüphaneyi kullanacağız. R.request diyorum. İsteği gönder. İstek tipi isteyecek benden. Zaten buradan nedir onun ismi? Üstüne geldiğimde burada benden ne istediğini söylüyor, soruyor. Metot diyor. En başta metot. Metot ve string olarak girmemi istiyor. Buraya geliyorum. Get metodunu kullanacağız. Get virgül URL, yani aslında şu URL'e git. Şu URL'e git ve get metodunu kullan. Tabi headers'larımız da olmalı. Headers, bizim burada yukarıda belirlediğimiz headers ve params eşittir yine yukarıda yazdığımız params'lar. Bu headers ve params request'in içerisinde girmemiz gereken değerler. Şimdi ben URL'i aldım, birleştirdim ve bu parametreleri gönderip bir yapıya ulaştım, bir sayfaya ulaştım ve bu sayfada veriler bana JSON olarak geliyor. O yüzden JSON olarak okumasını istiyorum. Enter'a bastım. Bunlar artık JSON'a dönüştürülmüş bir veri oldu. Bu dönüştürülmüş veri olduğu için isimlerine converted dedim. Ve sıra geldi Pandas kütüphanesine ve Pandas'ın nasıl kullanacağımıza. İsterseniz bunu siz dictionary olarak da yapabilirsiniz veya artık liste içerisinde liste farklı yapılar kullanabilirsiniz ama Pandas ile bu çevirimler çok kolay oluyor.
Hemen bundan bahsedeyim. Pandas kütüphanesini kullanmak için ilk önce terminale geliyorum. Pip install pandas diyorum. Bekliyorum. Su önemli. Evet, pandası başarılı bir şekilde kurudu. Numpy'ı da eklemiş bu arada sanırım. Şimdi tekrar geliyorum üst kısmı uygulamamın. Import pandas diyorum ve buraya kısa bir isim tanımlayacağım. Pandas'ı da PD olarak kullanacağım. Şimdi benim verilerim bana JSON olarak geldi ve bunların içerisinde birçok veri var. Ben bunları nasıl tanımlayacağım? Hatta şöyle bir return response yapsak bakalım ne olacak. Print get data symbols diyelim. İçerisine değişken atacağız. BTC USDT olsun. Bir tane daha periyodu tanımlayacağız. Periyotlar bu arada bu şekilde yazılıyor. 15 m 1 h 1 saat olarak. Limitte 200 olsun. Hepsini string olarak gönderiyorum. Son 200 mumu tara diyeceğim. 200 çok oldu. Çok fazla veri gelir. 10 olsun. Buradan sağ tıklayıp run data dediğimde bakalım çalışacak mı? Evet, bir sürü veri geldi bana. Son 10 mumdaki Bitcoin grafiğindeki açılış kapanış işte vesaire değerleri geldi. Peki bu değerler ne oluyor? Hemen şuradan bakalım bir saniye. Hatta çevir bakalım çevirecek mi? Şimdi bize Bitcoin ile ilgili bir sürü değer geldi. Bunu siliyorum. Enter'a basıyorum. Converted dedim. PD.DataFrame diyorum. Yani aslında ben bu verilerin hepsini bir data frame'e dönüştür. Yani bir tablo, satır ve sütunlardan oluşan bir serilerden, aslında series diye de bir yapısı var Pandas'ın, serilerden oluşan bir tabloya dönüştür dedim şimdilik en azından. Parantezimi açtım, kapattım. Burada benden ilk başta bir zaten data istiyor. Yani hangi veriyi ben dönüştüreyim diyor. Bizim verimiz burada response. O yüzden response verisini dönüştür. Çok güzel. Şimdi tekrar yapalım. Return converted print get data symbols. Buraya da btc usdt yazalım yine. 15 minüt ve son 10 mum. Sağ tıkla run data dediğimde bu sefer gördüğünüz gibi az önceki karma karışık şekilden ziyade bana daha güzel aslında bir tablo haline dönüştürdü. Bu çok güzel. Ama ben bunu burada işte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diye değişkenler var. Bunun hani burada hangisi ne anlama geliyor bilmiyorum. Pandas bize şu özelliği sunuyor. Sütunları isimlendirebilirsin kardeşim diyor. Tamam abi isimlendirelim. Virgülü koy diyor. Columns de diyor. Eşittir'i koy ve teker teker bana sütunlarını isimlendir diyor. Şimdi benim sıfırdan başlayan sütunlarım var. Ve bunların isimlerinin ne olduğu zaten burada yazıyor. Ben bunu alıyorum. Hatta şunlar şöyle şurada kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Olmadı. Saçma göründü. Önemli değil. Hangi değerin ne olduğu zaten burada yazıyor. Diyor ki ilk değeri gireceksin bana diyor. İlk değer neymiş? Open time. Yani açılış zamanı. Open time dedim. Virgül. İkinci değer neymiş? Open. Üçüncü değer high low close volume. Tamam. OHLC volume. Bundan sonraki değer open. Ondan sonraki değer high. Ondan sonraki değer low. Pardon, hepsini tırnak içerisinde yazıyoruz bu arada. Ondan sonraki değer close. Volume. Bakalım ondan sonra. Close time. Bu arada ben isimlendirmeleri kendim istediğim gibi de yapabilirim yani. Şey de yapabilirim. Şimdi örnek veriyorum, bu close'a gelip
kapanış yazabilirim. Ama orijinalikten şaşmak istemiyorum. Close time. Number of trades. Taker. Ve ignore. Değerlerini böyle koydum. Ve bunları şu an çalıştırıp görmek istiyorum sonuçları ne olmuş diye. Şuna tıklayıp fill the paragraph deyip alt alta dizsin. Sağ tık run data. Gördünüz mü? Hepsi aslında isimleriyle open, open time işte vesaire volume ignore olarak geldi. Şimdi ben burada şunu yapmak istiyorum. Bu değerler yine bana string olarak geliyor. Bu değerleri bir de float'a dönüştürüp bir sonraki işlemlerde sonuçta buradaki değerleri kullanacağız. Benim zaten buradaki işte bu volümlerle vesairelerle işim yok. Benim işim open, high, low, close'la ve volümle. Sonuçta indikatörler bunlarla hesaplanacak. Şimdi ben buraya gelip şunu istiyorum. Pandas bana şunu da sunuyor. İçerideki verileri dönüştür kardeşim diyor. Zaten bak hangi verinin ne olarak geldiği gözüküyor. Ben burada dtype yazıp float diyorum ve bırakıyorum. Artık benim karşıma gelen bütün veriler float şeklinde yani işlem yapabileceğim bir şekilde geliyor. Peki. Hatta bu videoda uzadı 15 dakika oldu. Bundan sonraki videoda yine close değerlerine erişmek veya diğer değerlere erişmekle ilgili şeyler yaparız. Burada bu videoda bir sembolün içerisine girip o sembolün bana verdiği verileri almayı, float'a dönüştürmeyi, pandas ile kullanmayı ve karşıma çıkarttırmayı aslında hiç Python bilmeyen bir arkadaş için de fonksiyonların kısaca kullanımından bahsettik. İçeri değer gönderilen. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.